bundan 20 sene önce yazdığım kitabı size tanıtmak istiyorum. Fethiye'de Yörükler ve Karaçufa. Yörükler üzerine kitap yokken bu kitap ilk kitaplardandır. Özellikle Karaçufa'nın yaşadığım, doğduğum köyün Ece'ni, çocuğunu, Beşte'ye çocuğunu, Gazisepe'den Kızılçuvalı'na kadar gelmişini, geçmişini, köyün yaylasını, seylini, dağını, daşını, ırmağını, mağarını, çeşmesini, dermenini, tarlasını, tokadını, mallı maşakatını, yediğini, içtiğini, giydiğini ne varsa yazmaya çalıştık. Tarih ve vesik oldu. Daha sonra Büyükşehir yasasıyla zaten Karaçuk'a kasabadan köye dön mahalleye dönüştü. İleride ileride de e, büyük şehir at altında, Fethiye Belediyesi at altında eriyip geçecek adı. Ama bir kitabı var. Bu kitapla inşallah yaşayacak. Kitabı 20 yıl önce yazdım. Toplam 7 yılda yazdım. Aslında o zaman 40 yaşlarındaydım. 7 yılda değil, 40 yılın birikimini 7 yılda kalem almış oldum. Bu, bu Karaç özellikle tamamı %100'ü yörük e, kara geçiridir. Kitapta da en tepede Yayla Kelebek Dağı'ndaki bağımsızlık ve özgürlük sevdası olan, Türklerden birçok yerde simgesi olan e, keçi. Dağın zirvesine yayılır, başından tutun çekildiğinde gelmez, inatçıdır. Karaçuva da biraz dik inatçı bir topluluktur. Karaçuva'nın at gelişi de geçiyi kırkarsın, kıldarata dararsın, tengerekte eğrisin, halaçta bükersin, ıslarda dokursun, adına Karaçuva dersin. Kitabın en üstünde Özgür e Sedarı, Kelebek Dağındaki keçi. Hemen altında devilerle yörük yayla göçü. Ben de yayan iki defa yaylaya göç yaptım çocukken. Sonra da terk edilmiş yurtlar. Köyün eskiden tamamı çobanken, tamamının e, geçisi koyunu, mala maşakatı dağlarda yurdu varken, şimdi çoban ikiye düştü. Yani köyde 200 çobandan iki çobana düştü. Yani yüzde bire düştü. Dolayısıyla yaylar azaldıkça ya daha doğrusu otlaklar azaldıkça, hayvanlar azaldıkça insanlar doğadan koptukça Türkçe kelimeler de azalıyor. Hal böyleyken esne bir öküzcülük devecilik sığır gütme. deve yok oldu. Deveyle ilgili onlarca yüzlerce kelime de gitti. Eşekler yok oldu. Eşekle ilgili yüzlerce kelime gitti. Bir deven ya da yüz kelime soru derseniz çan çeşitlerinden e, köşenden mayasından, yozundan, tülüsünden, atlarından, havudundan, havan çağından, golangından o kadar uzundur. Bir eşeğin ya da bir gatırın gittiği zaman e, goduk, sıpa, eşek, gatır giderken onun e, örüklemek, kösteklemek, duşaklamak, yularlamak da gidiyor semer de gidiyor. Yani atta eğerin gittiği gibi eşekte semerin kelimesi de gidiyor. Devede havudun kelimesi de gidiyor. Dolayısıyla Türkçemiz fakirleşiyor. Bu ayrı bir dert. Bunu daha sonra işleyeceğiz. Ee, kitaplar yazılırken üç günde, beş günde yazılmaz. Yıllar süre araştırma kitabı. Benim kitaplarımda genelde dört kitap yayınladım. Tamamında hep araştırmaya dayalı. Gün görüş yürütü, gün görüş aş elek elemiş başı kınalı, baş, eli kınalı, başı yazmalı yörük analarından aldığım bilgileri kaleme dökmüşümdür. Yani gördüğümü, duyduğumu, aklımın erdiğini, dilimin döndüğünü anlattık, yazdık. Bu kitaptan isterseniz kitaptan kalmadı gayri. E, 2000 tane o günkü imkanlarla kendi paramla bastırdım. Kitabın %99'unu bedava dağıttım. E, Hıdır elimden gelen budur demişler. Şimdi 5-6 kitapçık kaldı. Onu da kimseye veremeyeceksin, çorucuğa bırakacaksın. Ha gün gelir e, kitap tekrar basılırsa o zaman dağıdırız Şimdilik hoşça kalın. Ya okuyun ya okudun. Okuyan insan, bilen insan doğru karar verir. Güneş batarken ay da olsun, ay batarken güneş de olsun. Üzerinizden aydınlık ve hürriyet sevdası çeksik olmasın. Sağ olun, var olun.